Merhaba arkadaşlar, veri konusuyla beraberiz. Eski adı istatistikti arkadaşlar, güncel ismiyle veri konusu. Bu konu temel kavramlar düzeyinde kolay bir konu, gerçekten çok kolay bir konu. Bununla ilgili bir tane soru geliyor, çantada keklik bir soru. Bu soruyu kesinlikle kaçırmayın. Arkadaşlar veri konusu özellikle PDR veya istatistik konusunu düşünenlerin hayatları boyunca ayrılamayacakları bir konu. Tüm hayatları bu konuyla beraber geçecek. Peki nedir veri derseniz bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, deney, araştırma gibi yöntemlerle elde edilen bütün bilgileri ne diyoruz? Veri diyoruz. Yani bir araştırma yaptınız. Araştırma sonucundaki elinizdeki bütün bilgileri topladınız. O bilgilerin her biri nedir? Bir veridir. Merkezi eğilim ölçüleri bir veri grubunu grubunda aritmetik ortalama, mod, diğer ismiyle tepe değer, medyan, diğer ismiyle ortanca, merkezi eğilim ölçüleridir. Bu üç değer bir konuda toplanan verilerin hangi değer etrafında toplandığı hakkında yorum yapmamız sağlar. Yani verilerin Hangi nokta etrafında yıldığı hakkında bize bilgi verir. Mod tepe değer bir veri grubunda en sık tekrar eden sayıya mod diyoruz. Sayı dizisinin modu kaçtır demiş. Bakalım en çok hangisi arkadaşlar? 2 tane 1 var, 3 tane 2 var. Şundan 3 tane. 3 kaç tane? 4 tane. En çok hangisi tekrar etmiş? 3. O yüzden tepe değeri 3'tür. Sayı dizisinin modu 3A-1 demiş. Bakıyorum şöyle tekrar eden ne var? A artı 1 var. Başka var mı? Yok. Bunun modunun A artı 1 olması lazım. Ama ne demiş? 3A-1 demiş. Demek ki 3A-1 de A artı 1 eşitmiş. Yani A artı 1 eşit. 3A-1 miş? Buradan 2A2 A ne gelecektir? 1 gelecektir. Bir dizinin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında en çok sayıda tekrar eden iki sayı varsa bu iki sayı ard arda gelmişlerse mod bu iki değerin aritmetik ortalamasıdır. Ard arda gelmemişlerse bu dizinin modu bu iki değerdir. Ayrı ayrı o değerler dizinin modudur. Yani dizinin modu birden fazla olabilir. Aşağıdaki sayı dizilerinin modlarını bulunuz demiş. Bakıyorum 2'den bir tane, 3'ten bir tane, 5'ten 2 tane var, 7'den 2 tane var, 8, 9, 10'dan bir tane. Bakın bunlar ard arda gelmiş modumuz hem 5 hem de 7. Arda arda geldiklerinde ne yapıyoruz? Bunları toplayıp 2'ye bölüyoruz. 5 ile 7'yi topladık 12. Yarısı nedir? 6. Bu dizinin e, modu neymiş arkadaşlar? 6'ymış. 5 şıkkına bakalım. 1'den 3 tane var. 2, 3, 4. 4'ten 2 tane 5, 6 var. 7'den 3 tane. Bakın çok tekrar eden 2 tane var. Ama bunlar ardışık değiller. O yüzden bu dizinin modu hem 1'dir hem de 7'dir. Aynı sayıda tekrar eden 2'den çok terim varsa her biri ayrı ayrı o dizinin modudur. Yani çok sayıda tekrar eden, aynı sayıda tekrar eden terim olabilir. Her biri ne oluyormuş? Mod oluyormuş. Örnek 4. Sayı dizisinin modu kaçtır diyor? 2'den 2 tane var, 3'ten 2 tane, 5'ten 2 tane var. Demek ki bu dizinin modu ne arkadaşlar? 2, 3 ve 5. Terimlerin her biri eşit sayıda ise bu dizinin modu bu dizinin modu yoktur. Bakın 2 tane 1, 2 tane 2, 2 tane 3, 2 tane 4, 2 tane 6. Burada modumuz nedir? Yoktur. 2 3 5 7 9 10 12 13 birer tane hepsinden. O yüzden bu dizinin modu var mı arkadaşlar? Yok. Medyan diğer ismiyle ortanca, küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubunu tam ortadan ikiye ayıran sayıya medyan veya ortanca diyormuşuz. Demek ki sayıları küçükten büyüğe sıraladığımızda ortadaki sayıya ne diyormuşuz? Medyan diyormuşuz. Eğer terim sayısı çiftse arkadaşlar ortadaki iki terimin aritmetik ortalaması medyanı verecektir. Terim sayısı çift olduğunda ortada iki terim olur arkadaşlar. Bu iki terimin aritmetik ortalaması bize medyanı verecek. Aşkına bakalım. 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16 küçükten büyüğe sıralanmış. Kaç veri var? 2, 4, 6, 7 tane. Ortadaki hangisi? Dördüncüsü. Bu da ne? 7 arkadaşlar. Bu dizinin medyanı neymiş? 7'ymiş. Peki 5 kına baktım. 2, 4, 6, 8 tane veri var arkadaşlar. O zaman dördüncü ile beşinci medyandır. Ama bunlar bunların aritmetik ortalaması medyandır. 4 ile 6 ise bu terimler medyanı ne olacaktır? 4 ile 6'nın toplamın yarısı ne yapar? 5 yapar. Demek ki bu dizinin medyanı 5'tir. C şıkkına bakalım. Şöyle bir dizi vermiş ama karışık vermiş arkadaşlar. Hemen küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 2, 3, 4, 5 ne var? 7. Kaç tane 8 var? 2 tane 8 var. 2 tane 9 var. Kaç terim var burada? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Hepsini yazdık. Ne diyor bize bunun? Medyanı nedir diyor. 2, 4, 5. sıradaki ne arkadaşlar? Medyan. 2017 örnek TYT kitapçılığından bir soru. Medyanın tanımını yapmış arkadaşlar. Sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa terim sayısı tek ise ortadaki, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması o dizinin medyanıdır demiş. Bir kahve firması sunduğu yeni bir kahve çeşidi için müşterilerine birden beşe kadar rakamlarla puanlandırılan bir müşteri memnuniyet anketi uygulamıştır. Bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların kişi sayısına göre dağılımı tabloda verilmiş. 1 puan veren 15 kişi, 2 puan veren 25, 3, 20, 4, 35, 5, 30'muş. Toplam 125 kişi puanlandırma yapmış. Ne diyor? bankete katılanlar tarafından verilen puanların oluşturduğu, oluşturduğu veri grubunun medyanı kaçtır diyor. Kaç tane veri var? 125. Tam ortası nedir? 63'tür. 62 ve 64'ün tam ortasında 63. 63 nereye geliyor? 15, 25 daha 40, 20 daha 60 yaptı. Şu 60. Buna 3 eklersek 63. Tam olarak nerede? Burada. Demek ki medyanı neymiş arkadaşlar? 4'müş. 2013 YGS sorusu birbirinden farklı A2, B9 ve 6 pozitif tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanında sıralandığında ortadaki sayı A oluyormuş arkadaşlar. A tam ortaya geliyormuş. Buna göre B aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi A tam ortada. B nerede olur tam ortada? Eğer A 9'un solundaysa 2 solda, 2 sağda olması için B'nin 9'un sağında olması lazım. B ne olabilir? 9'dan e, büyük olabilir arkadaşlar. 9'dan büyük değerler olabilir. 9'un e, solunda da olabilir. A eğer 7 ise 6'dan büyük. E, B ne, ne de olabilir? 8 de olabilir. Peki bir de B, A'nın sol tarafında olabilir arkadaşlar. Sol tarafında ise 2 burada, 2 burada olması için A'nın 6'nın hemen e, solunda olması lazım. Peki e, bu şekilde olursa B hangi değer? B 3 değerini alabilir. 2'nin solunda da olabilir. 1 değerini de alabilir. 3'ü de alabilir. Peki 5'i alabilir mi? A 6'nın hemen solunda olduğu için A 5 olursa B 4 veya 3 olabilir. Ama B 5 olamaz hiçbir zaman arkadaşlar. Bir veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölünmesine ve bu işlemin sonucunda elde edilen sayıya aritmetik ortalama diyoruz arkadaşlar. Bunu e, öğrencilik yaşamınızda çok kullanıyorsunuz. 3 yazılı olduğunuz yazıların toplamını 3'e böldüğümüzde ne buluyorduk? Aritmetik ortalamayı buluyorduk. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin fizik dersi notları ve bu notları alan öğrenci sayıları verilmiş. Buna göre bu notların oluşturduğu sayı dizisinin aritmetik ortalamasını bulunuz demiş. Kaç tane öğrenci var toplam? 19 tane. Peki toplam notu bulalım. Bir de 5'i çarparsak 5, 2 kere 3, 6, 2 kere 3, 6, 5 kere 4, 20, 4 kere 5, 20. Toplayalım. 20, 40, 46, 52, 57. Toplam verilerin toplamı bölü veri sayısı kaç tane? 19. Bu bize neyi verecek? Aritmetik ortalamayı. O da ne olur? 3 olur. Örnek 10. 2017 YGS sorusu. Bir torbada her biri 3 kilogram olan 9 adet kırmızı, 9 adet kırmızı her biri 3 kilogrammış ve her biri 6 kilogram olan 12 adet mavi top varmış. Bu torbadan bir miktar kırmızı ile bir miktar mavi top alınıp boş olan ikinci bir torbaya atılıyor kırmızı ve mavi toplar. Ne diyor? Bu işlem sonucunda ilk torbadaki topların ağırlıklarının ortalaması 5 oluyor arkadaşlar. İkinci torbadaki topların ağırlıklarının ortalaması ise 4 kilogram oluyor. Şu 4 oluyormuş. Düzeltelim. buna göre ikinci torbaya atılan mavi topların sayısı kaçtır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. 3'ten 4'e 1 birim. 6'dan 4'e 2 birim. Demek ki kırmızıların sayısı 2x tane ise mavilerin sayısı 1x tane. O zaman şuradan e, mavilerden x eksiltilmişse kırmızılardan 2x eksiltilmiş. Ortalama da 5 olmuş arkadaşlar. Uzun yoldan şurası 2 şurası 1. 9 2x 1 birimse 12 2x 12 x 2 birimdir. Çarpımlarını eşitleyebiliriz ama gerek yok arkadaşlar. Direkt x'e ne verirsek 1'e 2 oranı olur. x'e 2 versem şurası 10 olur arkadaşlar. x'e 2 verirsem şurası 5. Bakın direkt 2 kat oldu. 2'ye 1 oranı oldu. Demek ki ikinci torbaya atılan mavi topların sayısı x demiştik ona. Ne olacak? 2 olacak. 2018 TET kitapçığından bir soru. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki sayının aritmetik ortalamasına medyan diyorduk. Veri grubunda en çok tekrar eden sayıya ise ne diyorduk? Tepe değer ya da mod diyorduk. Burada tanımını yapmış arkadaşlar. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış şu dayı sayı dizisi verilmiş. Veri grubunda sadece iki değer, sadece iki değer birbirine eşitmiş. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri de birbirine eşitse z değeri kaçtır diyor. Baktığımda medyanı ne arkadaşlar? 2, 4, 6, 7 veri olduğu için tam ortadaki dördüncüsü medyanın y olduğunu görüyorum. Demek ki modu da neymiş arkadaşlar? Y'ymiş. Aritmetik ortalaması da y'ymiş. Peki modu Y ise Y ne olabilir? Şimdi hepsinden birer tane var burada. X ve Z'den de birer tane olmak zorunda. Çünkü modu Y olmalı. O zaman Y'nin iki tane olması lazım. Y'nin iki tane olabilmesi için Y'nin ya 10 olması lazım ya da 14. Y 10 olursa 10, 10 olacağı için modu ve medyanı 10 olmuş olacak. Y 14 olursa 14, 14 iki tane tekrar ettiği için e, modu 14 olacak. Medyanı da 14 olmuş olacak. Önce ona bakalım. Y 10 ise arkadaşlar. Y'yi 10 aldık. Toplayalım ne olur? 16, 14 daha 30, 23 daha 53 yaptı. 53 artı x artı z. 4 topladık değil mi? 16, 14 daha. 16, 10 daha. 26, 30, 40, 63 yaptı. Düzeltelim. Aman dikkat. X artı Z kaç veri vardı burada? 7'ye bölersek ortalama ne olacak? Yine 10 olacak. 7'yi karşıya atarsak 10 çarpı 7 70. Buradan x artı z ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. x artı z 7 olabilir mi? Z bir defa 14'ten büyük bir değer olacak. x artı z 7 olamaz. Demek ki y de 10 değilmiş. O zaman y kaçmış arkadaşlar? 14'müş. Y'yi 14 alıyorum bu defa. Peki y 14 ise yine toplayalım. 6, 16, 20, 30, 44, 23 daha 67 yaptı. 67 artı x artı z bölü 7 eşittir. Ne olacak? 14. 7'yi karşıya atarsam 14 çarpı 7. Ne yapar 14 çarpı 7? 98 yapar arkadaşlar. Buradan x artı z ne olacaktır? 98'den 67 çıkarırsak 31 yapacaktır. Peki x artı z 31 ise z ne olur arkadaşlar? Soru bu. Baktığımda x eğer 9 olsa en büyük en büyük 9 olsa Z de ne olabilir? 22 olabilir. Yani X ve Z'nin en büyük değerleri olursa ancak toplamları 31 yapıyor. Z de 22. Daha büyük değerler yok arkadaşlar. Dolayısıyla başka seçenek de yok. Bize neyi soruyordu? Z'yi soruyordu. Cevabımız ne olacak? 22 olacaktır. Değişkenlik yani yayılma ölçüleri. Değişkenlik ölçüleri verilerin yığılma gösterdikleri değerden ne kadar uzak olduklarını ve nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten istatistiklerdir. Bir Bunlardan biri uç değerler ve açıklık. Alt uç değer verilerin en küçük olanıdır. Üst uç değer de verilerin en büyük olanıdır. Bir veri dizisi verildiğinde, veriler verildiğinde bize küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en küçüğü alt uç değer, en büyüğe ne diyoruz? Üst uç değer diyoruz. Peki Açıklık nedir? Range diğer ismiyle ya da dizi genişliği. Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark açıklık değerini yani range'ını verir arkadaşlar. Sadece veri grubunun genişliği konusunda kullanılır. Diğer yorumlar için güvenilirliği düşüktür arkadaşlar. Çok fazla işimize yaramaz. Sadece verinin genişliği hakkında bilgi verir. Örnek 12. Şeklinde verilen sayı dizisinin uç değerleri ve açıklığını bulunuz. Bakıyorum en küçük hangisi arkadaşlar? 4 çarptı gözüme. Daha küçük var mı? 4'ten yok. En küçük alt değer ya da alt uç 4. Üst uça bakalım. En büyük ne var? 18 var. Daha büyük var mı? Yok. En büyük değer de 18. Peki ranjin arkadaşlar? Farkı 14 olacak. 13'e bakalım. Sayı dizisinin açıklığı 10 olduğuna göre medyanın alabileceği değerler toplamını bulunuz demiş. Küçükten büyük sıralayalım. Ne var? 3, 4, 5, 7, 10, 12 arkadaşlar. Şimdi dizinin açıklığı neymiş? 10. Buradaki açıklık ne? 12'den 3 çıkarsa 9 arkadaşlar. Açıklığının 10 olması için x ne olmalı? X ya bu uçta olmalı ya da bu uçta olmalı. Niye? Çünkü buradaki açıklık 9, 10 olabilmesi için x'in daha uzakta bir sayı olması lazım. Burası 12 ise. X ne olabilir? 2 olabilir. Bakın 12-2 10 yapar. Ya da en soldaysa 3 ise 13 olabilir. Peki X2 ise medyan ne olacaktır? 2, 4, 6, 7 veriden dördüncüsü 5 olacaktır. X13 ise medyan ne olacaktır? 7 olacaktır. Bunların toplamını sormuş bize. Ne olacaktır? 12 olacaktır. Aynı marka ve model bir pantolonun 10 farklı mağazadaki satış fiyatları aşağıdaki sayı dizisiyle verilmiş. 10 tane değer varmış arkadaşlar burada. Ne diyor? Verilerin modu 25'tir. En çok tekrar eden hangisi? 25. Dolayısıyla modumuz ne? 25. Verilerin medyanı 40'tır diyor. Tam ortadaki 40 mı bakalım. 10 değer var. 2, 4, 6, 8, 10'du zaten. Ortadaki ikisi 35 ile 40. Dolayısıyla medyan nedir? Bu ikisinin ortası. Toplayıp 2'ye bölersek ne olur? 37.5 olur. Evet demek ki medyan neymiş? 37.5. Verilerin açıklığı 35'tir diyor. 60 ile 25'in farkı nedir? 60 eksi 25, 35'tir. Dolayısıyla bu doğru. Aritmetik ortalaması nedir diyor? 39. Toplarsak ne yapıyor? 388. Ona bölersek arkadaşlar, 38.8 yapıyor. Dolayısıyla Aritmetik ortalaması 39 değil. Doğru cevaplar 1 ve 3. Standart sapma bir sayı dizisindeki elemanların aritmetik ortalamaya yakın olup olmadığı hakkında bilgi verir. Standart sapmanın küçük olması veri grubundaki değerlerin aritmetik ortalamaya yakın olduğunu gösterir. Peki en çok nerede karşımıza çıkıyor standart sapma gençler? Üniversite sınavında karşımıza çıkıyor. Standart sapma üniversite sınavında öğrencilerin netlerinin uçlara dağılımı hakkında bilgi veriyor bize. Eğer standart sapma yüksekse çok düşük notlar ve çok yüksek notlar netler daha doğrusu var elimizde. Eğer standart sapma düşükse ortaya doğru bir yığılma var demektir. Ortada bütün veriler ortada olursa standart sapma sıfır olur arkadaşlar. Uçlara doğru veriler yayıldıkça standart sapma ne olacaktır? Artacaktır. Veri grubunun standart sapma şu şekilde bulunur. Öncelikle veri grubunun aritmetik ortalaması hesaplanır. Her bir verinin aritmetik ortalama ile farkına bakılır. Bu farkın kareleri ayrı ayrı bulunur ve toplanır. Bulunan toplam veri grubunun eleman sayısının bir eksiğine bölünerek bölümün karekökü alınır. Bunu zaten sorularda karşımıza çıkarsa bilgi olarak veriyor arkadaşlar. Örnek 15 2017 örnek TET kitapçığından Evet, aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplama yöntemlerini vermiş arkadaşlar. Ne diyor? Bir firmanın sunduğu yeni bir çikolata çeşidini belirli bir haftanın hafta içi günlerinde satın alan kişi sayıları tabloda verilmiş. Pazartesi 6, Salı 8, 10, 12, 14 kişi almış. Bu kişi sayılarından oluşan veri grubunun standart sapmasını bulunuz diyor. Öncelikle aritmetik ortalamasını bulmam lazım. Eşit sayıda arttığı için ve 5 tane bilgi olduğu için tam ortadaki bana aritmetik ortalamayı verecektir. Ya da toplarsak 50, 5'e bölersek ne olduğunu göreceğiz. Yine 10 olduğunu göreceğiz. Evet standart sapma lazım bana. Her verinin 10 ile farkını alacağım. 6 ile 10'un farkı nedir? 4. İşaret önemli değil çünkü karesini alacağım. 8 ile 10'un farkı 2. 10 ile 10'un farkı zaten 0. 12 ile 10'un farkı 2. 14 ile 10'un farkı 4. Karelerini toplayıp 5 tane bilgi var. 1 eksi 4 yazıp kare alacağım. Bu bana neyi verecek? SS. Buradan 16, 20, 20 de buradan 40. 40 bölü 4, 10. Kare ne olacaktır? Kare kök 10 standart sapmayı verecektir. Bir not grubunun homojenliği için standart sapmaya, başarısı için aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalaması yüksek olan grubun notları daha yüksek demektir, demektir haliyle. Yine bir grubun standart sapması küçükse notlar birbirine yakın demektir. Yani homojenlik fazla. Homojen demek verilerin aynı olması demek arkadaşlar. Eğer standart sapma küçükse veriler birbirine daha yakın olacak. Yani aynı olan veri sayısı çok daha fazla olacak. Buna biz homojenlik diyoruz. Eğer veriler çok farklıysa Buna da heterojenlik deniyor. Arkadaşlar eğer standart sapma yüksekse birbirine aynı olan veriler azalacaktır. E, dolayısıyla homojenlik azalacak, artacaktır. Aritmetik ortalamaları eşit olan gruplardan standart sapması küçük olan daha başarılıdır. Eğer aritmetik ortalamalar aynıysa standart sapmaya bakarız. Standart sapma küçükse grup daha başarılı demektir. Örnek 16- Aşağıdaki tabloda bir okuldaki son sınıfların bir yıl boyunca yaptıkları matematik denemelerindeki net ortalamaları ve standart sapmaları verilmiş. Ortalamalar ve standart sapmalar. En homojen sınıfı ve en başarılı sınıfı bulunuz. Başarılı sınıfı hemen bulalım. Neye bakacağız? Aritmetik ortalaması yüksek olana 34, 31, 33, 38 var burada. Evet burada da bir 38 var. İki tane 38'den biri en başarılı. Hangisi? Standart sapması küçük olan en başarılı. Demek ki en başarılı sınıf hangisi? 12 E sınıfı. Aferin onlara. En homojen sınıf hangisi? Arkadaşlar standart sapması en küçük olan sınıf. Bunun ortalaması neymiş? 31'miş. Demek ki bu sınıftaki notlar 31 civarında yığılmışlar. Standart sapma düşük olduğu için bu notun etrafında büyük bir yığılma var demektir arkadaşlar. Demek ki e, homojen hangisi? En... Homojen diyelim. Evet 12B sınıfı. Yusuf, Mustafa, Ömer, Yavuz, Zeynep ve Elif'in 25 soruluk 4 matematik denemesinde yaptıkları net sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. En istikrarlı öğrenci hangisidir? Verilerin arasındaki farka bakalım. Yani ranja, dizi genişliğine. Bakın burada işimize yarıyor. Şimdi Elif'e baktığımızda ranjın 2 olduğunu görüyoruz. Yani 18 ile 16 arasında gezmiş. Hiç ne inmiş ne çıkmış arkadaşlar. Oldukça istikrarlı gitmiş. Zeynep ise 23 ile 13 arasında oynamış bakın. Veri genişliği 10. Geniş bir aralık var. 7 ile 24 arasında 17. Bu adam çok istikrarsız. 17, 18, 9, 24, 9 da 24, 15 var. Bu da istikrarsız bir öğrenciymiş. Burada ne var? 23 ile 14. Ne yapar? 9. Fena değil. Burada en düşük 13, en yüksek 24, 11. Bu da fena değil. Evet ama en istikrarlı hangisi? Elif. Peki en başarılı hangisi arkadaşlar? Aritmetik ortalaması en yüksek olan ya da notları toplam en yüksek olan. Toplayalım. Toplamları ne olur arkadaşlar? Yusuf'unkini toplarsak ne yapıyor? 74 yapıyor. Mustafa'nınki 72 yapıyor. Ömer'inki toplarsak 68 yapıyor. Yavuz'un ki 70. Zeynep'in ki 70. Elif'in arkadaşlar? O da 70. Demek ki en başarılı öğrenci hangisiymiş? Yusuf'muş. Örnek 18, 6 elemandan oluşan bir veri grubundaki her bir eleman 5 artırılırsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez diyor. Evet, bütün veriler 5 artırılırsa mod değişir mi? En sık tekrar eden moddu ama en sık tekrar eden veriye de 5 eklendi. Dolayısıyla mod da 5 arttı arkadaşlar. Medyan değişir mi? Medyan ortadaki veriydi ama o da 5 arttı. Dolayısıyla medyanımız da 5 artmış oldu. Standart sapma değişir mi? Verilerin arasındaki fark değişmediği için standart sapma değişmez arkadaşlar. Peki aritmetik ortalama? O da 5 arttı. Peki alt üç değer? Alt üç değer de 5 arttı. Diğer dört veri 5'er arttı ama standart sapma değişmedi. Aşağıda 5 kanalın 3 günlük izlenme oranları verilmiş. Buna göre 4. gün hangi kanalın izlenme oranının en fazla olması beklenir? İzlenme yüzdelerinin toplamının en büyük olduğu ya da aritmetik ortalaması en büyük olan. Toplayalım. 55 60 70 35 10 daha 45 20 35 50 30 54 30, 35. En çok hangisi izleniyormuş? E. Dolayısıyla dördüncü günde yine en çok E'nin izlenme olasılığı daha yüksek. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Sayı dizisinin modu kaçtır diyor. En çok tekrar eden hangisi? Baktığımda 3 tane 3 var. Demek ki modumuz da 3'müş. Sayı dizisinin modu kaçtır diyor. Bakıyorum 3 tane 3 var. 3 tane 5 var. Evet iki tane mod değeri var. Ar, e, ardışık olduğu için bunlar e, nedir bunun modu? Toplamının yarısıdır. Yani aritmetik ortalaması. O da ne? 4 arkadaşlar. Sayı dizisinin modu hangisidir demiş. Baktığımda 3 tane 3 var. 3 tane 5 var arkadaşlar. 2 tane ne var? Mod var. Onlar 3 ve 5. Ardışık olmadığı için toplayıp 2'ye bölmüyorum arkadaşlar. Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisinin modu yoktur diyor. Eğer hepsi aynı şekilde tekrar ediyorsa, aynı sayıda tekrar ediyorsa o dizinin modu yoktu. Bakıyorum 1, 2, 2, 3, 2'den 2 tane var. Modu 2. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1'den bir tane var. Diğerlerinden ikişer tane. O yüzden bunun modu 2, 3 ve 4'tür. Bakalım 2 tane 2, 2 tane 4, 2 tane 6, 1 tane 7, 1 tane 8. Evet çok tekrar edenler neler? 2, 4 ve 6 bu dizinin modu. Bir tane 2, 2 tane 3 var. Demek ki modumuz 3. 2 tane 1, 2 tane 2, 2 tane 3, 2 tane 4. Hepsinden aynı sayıda bu dizinin modu yok arkadaşlar. Sayı dizisinin medyanı kaçtır diyor arkadaşlar. Kaç veri var? 2, 4, 6, 9. Dolayısıyla 5. nedir? Medyandır. O da ne arkadaşlar? 5. Dizisinin medyanı kaçtır diyor. Kaç veri var? 2, 4, 6, 8. Demek ki 4. ve 5. medyan olacak. 3 ve 4 var. Aritmetik ortalaması ne olur? 3 artı 4 bölü 2. O da 7 bölü 2 yapacaktır. X1 doğal sayı olmak üzere sayı dizisinin medyanı 5'miş. Küçükten büyüğe doğru sıralarsak arkadaşlar. Şeklinde bir dizi elde edeceğiz. Medyan ortadakiydi. Bu 5'miş x artı 1 5 ise x ne olacaktır? 4 olacaktır. Bize de x'i sormuş. 50'den küçük tek doğal sayıların medyanı kaçtır diyor. Yani 1, 3, 5, 7 şeklinde 49'a kadar giden dizinin medyanı kaçtır? Ortanca terim lazım. 1 ile 49'u toplayıp 2'ye bölersek 50 bölü 2'den 25 arkadaşlar. Bu da 25 olacak. Aşağıdaki tabloda bir spor kafilesindeki boksörlerin ağırlıkları verilmiş. Buna göre bu verilerin oluşturduğu sayı dizinin modu ile medyanın toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ortadaki veri hangisi? 2 kişi var, 4 kişi var, 6, 7, 5'te 12 kişi var burada. 6. ve 7. kişiye bakacağız. 6. kişi, 6. kişi 72, 7. kişi 84. Dolayısıyla bu ikisinin aritmetik ortalamasını alacağız. 72 ile 84'ü toplayıp 2'ye bölersek ne olacaktır? Aradaki fark 12 olduğu için 72'ye 6 eklersem 78 olacak. Ne bu? Ne bu? Medyan. Peki modu nedir arkadaşlar? En çok tekrar eden baktığımda 5 tane olan 96 kilogram. Demek ki modumuz 96'ymış. Toplarsak ne olur? 6, 8 daha 14. 7, 9 daha 16. Bir daha 17. Cevabımız C şıkkında. Birbirinden farklı 7 pozitif tam sayının medyanı 6'ymış arkadaşlar. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır? 7 tane sayı var. 3'ü solunda, 3'ü sağında. Sağındakiler 7, 8, 9 olur. En küçük aldım. Solundakileri de en küçük alacağım. Ne almalıyım? 1, 2, 3 alırsam en küçük olurlar. Toplarsam ne olur arkadaşlar? 36 olacaktır. Sayı dizisinin üstü üst üst değeri ile alt üst değerinin toplamı kaçtır diyor. En küçük ne arkadaşlar burada? 1. En büyük ne? Baktığımızda 8. 8 1 daha kaç eder diyor. Kaç eder? 9 eder. X1 pozitif tam sayı olmak üzere sayı dizisinin açıklığı 14'müş. Burada en küçük terim hangisi? 2x artı 1. Alt 3 değer. En büyük terim hangisi? 3x artı 11. X pozitif tam sayı olduğu için bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ki bunların arasındaki fark ne? Çıkarırsak 3x'ten 2x çıkarırsam x 11'den 1 çıkarırsam ne kalır? 10. Neymiş bu? 14'müş. X ne buradan? 4. Yerine yazarsam 4'ü 2 kere 4 8 1 daha 9. 4'ü yazdım 8 5 daha 13. 4'ü yazdım 12 11 daha 23. Evet demek ki verilerimiz bunlar. Bu sayıların aritmetik ortalamasını istiyor bizden. Toplayıp 3'e bölün diyor. 23, 13 tane yapar. 36, 9 daha. 45, 3'e bölersek aritmetik ortalaması ne olacaktır? 15 olacaktır. Sayı dizisinin aritmetik ortalaması 4 olduğuna göre x kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi toplayıp kaç veri var? 2, 4, 6, 8 veri var. Toplayıp 8'e böldüğümüzde neymiş sonuç? 4'müş. Toplayalım. 5, 10, 15... 19, 20, 27. 27 artı x bölü 8, 4'müş. Attık 32, 27 çıkarırsak x ne? 5 arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin kimya dersi notları ve bu notları alan öğrenci sayıları verilmiş. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin kimya dersi notlarının aritmetik ortalaması nedir diyor. Kaç tane öğrenci varmış? 5, 10, 14, 16 tane öğrenci varmış. Peki notları toplayalım. 3 kere 1, 3. 2 kere 2, 4. 5 kere 3, 15. 4 kere 4, 16. 2 kere 5, 10. Ne olacaktır toplarsak? 26, 31, 41, 45, 48 olacak. Öğrenci sayısı 16 idi. Bölersek ortalama ne olacaktır? 3 olacaktır. Sayı dizisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bu diziyi küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. 3 tane 8, 3 tane 9, 3 tane 10 var. Demek ki modu yok arkadaşlar. Doğru. Medyanı ne? Medyanı 9 arkadaşlar. 9 tane olduğu için 3, 4, 5'in sıradaki terim 9, 9. 19 bölü 2 değil. Açıklığı 2'dir diyor. Ondan 8 çıktı. Ne olacaktır? 2. Bu da doğru. Demek ki cevap 1 ve 3. Sayı dizisinin standart sapmasını bulunuz demiş. Önce aritmetik ortalamasını bulalım. Toplayıp 5'e bölelim arkadaşlar. 15 20 23 25 5'e bölersek aritmetik ortalama ne olur? 5 olur. Peki standart sapmayı nasıl bulacağız? Kökün içerisinde 5 ile 2'nin farkı 3, karesi 5 ile 3'ün farkı 2, karesi 5 ile 5 0 zaten. 7 ile 5 2'nin karesi, 8 ile 5 3'ün karesi. Toplamını kaç veri var burada? 5 tane. 1 eksi 4'e böleceğim. Ne olur bu? 9, 4 daha 13. 13 de buradan gelir. 26. Karekök 26 bölü karekök 4. O da nasıl çıkar? 2 olarak çıkar. Kök 26 bölü 2 cevap olacaktır. Sayı dizisinin modu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda hepsinden birer tane var. X'de X artı 1 farklı. X ne olsun? 9 olsun arkadaşlar x 9 olursa x artı 1 10 olacaktır. 9 da 10 olacak. O zaman modu ne olacaktır? 10 olacaktır. Modumuz 10 olabilir. Peki x 9 değil de 10 olsun. x 10 sa 10 ve 11 gelecektir arkadaşlar. E, i̇kisinden de ikişer tane var. Dolayısıyla e, bunun aritmetik ortalaması 10 ile 11'in 10.5 olacaktır. Dolayısıyla modumuz da 10.5 olacaktır. Peki x 11 olursa ne olur? O zaman da 11 ve 12'den ikişer tane olacak. Ortalama ne olacak? 11,5 olacak. Az önce de buçuktu, Burada da 11,5. Sonraki değerlerde daha büyük olacak. Demek ki modu ne olamaz arkadaşlar? 11 olamayacak. Sayı dizisinin modu medyanına eşit olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor arkadaşlar? küçükten büyüğe doğru sıralayalım önce. En sık tekrar eden en çok olan hangisi? 23 demek ki modu neymiş? 23. Verdiği tanıma göre veya bilgiye göre medyanın da ne olmasını istiyor? 23 olmasını istiyor. Peki 23'ün sonunda 4 tane var. Sağında bir tane. Nasıl 23 olabilir? Son x sayımız 23'ün sağında olursa eğer şurada bir x sayısı olursa ne olur? 4 tane o tarafta işte 4 de burada 23 nesi olabilir? Medyanı olabilir. Peki 23'ün sağında x en küçük ne olabilir? En küçük 23 olur arkadaşlar. 23'ten bir tane daha olursa ortadaki değer yine 23 olacaktır. Peki x'in en küçük değeri ne oldu? 23 oldu. Tabloda bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersi birinci yazılısından aldığı notların dağılımı verilmiş. Ne diyor? sayı dizisinin modu 4'müş arkadaşlar. Buna göre sınıf mevcudu en az olsun diyor. Baktığımda burada en çok tekrar eden hangisinin olduğunu görüyorum? 3 olduğunu görüyorum. Ya 4'ün olduğu kısımda y'ye daha fazla değer vereceğim. 6. Ya da z'ye 5 verip y'ye 0 verip bu 4 değerini aradan çıkaracağım. Bunu yaparsam z'ye 5 verirsem 3 ile 5'in aritmetik ortalaması ne olacaktır? 4 olacaktır ardışık oldukları için y'yi çıkardığım için aradan ardışık oldular. 3 ile 5'in aritmetik ortalaması ne olacaktır? 4. X'e de 0 verirsem sınıf mevcudu en küçük olacaktır. O da ne olur? 5, 5 daha 10, 4 daha 14, 2 daha 16 olacaktır. Ardışık 11 tam sayıdan oluşan bir sayı dizisiyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Ardışık 11 tam sayı hepsi tekrar ediyor. O yüzden modu yok arkadaşlar. Veri açıklığı nedir? Veri açıklığı en küçük ile en büyüğün arası 10'dur. 1 ile 11'in arası 10. 0 değil. Medyanı aritmetik ortalamasına eşittir diyor arkadaşlar. Medyan ortanca ortadakidir. Aritmetik ortalama tam ortadakidir. Ardışık olduğu için bu değerler birbirine eşit olur. Ne diyor? Medyanı moduna eşit diyor. Modu yoktu arkadaşlar. Standart sapması sıfır olmaz. Çünkü aralarında belli bir miktar açıklık var. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olacaktır. Ardışık 5 doğal sayıdan oluşan bir sayı dizisinin medyanı 5'miş arkadaşlar. Medyanı 5 aldım. Ardışık dediği için ne olacaktır? 3, 4, 5, 6, 7 olacaktır. Nesini istiyor? S'si bulunuz diyor arkadaşlar. SS'i bulmak için önce aritmetik ortalamayı bulalım. Ardışık olduğu için aritmetik ortalaması ortadakidir. Yani 5'tir. O zaman standart sapmayı nasıl bulurum? 5'te 3'ün farkı 2, karesi 4'ün farkı 1, karesi 5'in farkı 0 yazmaya gerek yok. 6'nın farkı 1, karesi 7'nin farkı 2, karesi. Bölü kaç tane veri var burada? 4 tane. Daha doğrusu 5 tane. Bir tanesini almadığım için 4 yazıyorum. Toplarsam ne olur? 5. 5 daha 10. 10 bölü 4. O da kare kök 10 bölü 2 yapacaktır. Sayı desinin açıklığı 12 olduğuna göre x'in alabileceği farklı tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. En küçük veriye bakalım alt uça. Neymiş o? 1. En büyük veriye bakalım. Neymiş o? Üst uç 13. Açıklığı ne arkadaşlar? 12. Dolayısıyla x 1 ile 13 arasında herhangi bir değer alabilir. Ne olabilir o? 1, 2, 3 şeklinde 13'e kadar giden bütün değerleri alabilir x. O zaman alabileceği değerler toplamı ne olur diyor. 13 çarpı bir fazlası 14 bölü 2'den 7 kere 13 ne yapacaktır? 91 yapacaktır. Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisinin standart sapması en küçüktür diyor arkadaşlar. Veriler birbirine en yakınsa standart sapması en düşüktür. Kısaca veri açıklığı küçükse standart sapması küçüktür. Bakalım 3 ile 9 var en uzak veri. Farkı ne? 6. 4 ile 10 var. 6. 10 ile 14 var. 4 bu biraz yakın. 6 ile 18 12 var. 2 ile 14 12 var. Birbirine en yakın hangisi? B arkadaşlar. Tabloda 4 öğrencinin matematik dersi yazılı puanları verilmiş arkadaşlar. En başarısız olan kimmiş? Musa'ymış. Musa'nın aldığı 3. not ne olamaz diyor. Topluyorum, bakıyorum ne olduğunu gördüm. 180. Baktığımda 180, 180. Şunların toplamı ne? 140. 180 olması için x'in 40 olması gerekir. Ama Musa en başarısız. Dolayısıyla x 40'tan ne olmalı? Küçük olmalı. O halde ne olamaz? 40'tan büyük değer olamaz. Yeni nesil sorular. Sayı dizisinin medyanı 7 olduğuna göre n'nin olabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. 1 tane 1, 2 tane 2, 3 tane 3, 4 tane 4, 5 tane 5, 6 tane 6, 7 tane 7 varmış. 7'nin öncesinde kaç tane veri var? 21 tane veri var arkadaşlar. Peki 7'nin sonrasında neler var? 8 tane 8, 9 tane 9 yazarsam Bakın 9, 8 daha 17. Şunun da 4'ünü alırsam ne yapar? 21 yapar. Demek ki medyan nereye geldi arkadaşlar? 7'ye geldi. Bizden de zaten medyanı 7 olursa diyor. Demek ki 9'a kadar yazabiliriz bu diziyi. Haliyle en 9 olabilir arkadaşlar. Peki burayı kaldırıyorum. Elimizi 9 yazdık arkadaşlar. Şurada 21 veri vardı. Şimdi şöyle düşünelim. Acaba 10 olabilir mi en? Yani 10 tane 10 yazarsak buraya medyanı 7 olabilir mi? Baktığımda 17, 8, 9 daha, 10 daha 27 tane veri olduğunu görüyorum. 21, 7 tane 7'nin 6 tanesini buraya verirsem burası ne yaptı? 27 yaptı. Sonuncu olan 7 yine ne oldu arkadaşlar? Medyan oldu. Dolayısıyla en yerine ne de yazabilirim? 10 da yazabilirim. Bu değerlerin toplamını sormuş. Cevabımız 19 olacaktır. Ortanca'nın bulunuşunu anlatmış arkadaşlar. Zaten biliyoruz. Bir banka kendi personeline kurum bağlılık anketi düzenlemiş olup ankete katılan personel sayısı ile verdikleri puanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Ne diyor? 64 personel 5 vermiş, 101 tanesi 10, 15, 20, 25 değerlerini vermişler. Toplam 425 tane personel puan vermiş. Buna göre kurum bağlılık anketine katılan banka personelinin verdiği puanlardan oluşan veri grubunun ortancası medyanı nedir diyor? 425 veri var. Ortası nedir bunun? 213'tür arkadaşlar. 213. veri hangi puana denk geliyor? 64 101 165 yapar. Burada 141 var eklersek 300'ü geçiyor arkadaşlar. Demek ki 213. veri şu grupta kısaca 15 vermiş. ABCD birer pozitif tam sayıdır diyor. Şöyle bir sıralama 2 üzeri 8 arkadaşlar. 256. Olduğuna göre ABCD sayılarının oluşturduğu sayı dizisinin standart sapması en fazlaymış. Buna göre ABCD toplamı kaç olur diyor arkadaşlar. Şimdi veriler birbirine yakın olduğunda standart sapma küçük oluyordu. Veriler uzak olduğunda standart sapma büyük. Şimdi sağdaki iki veriyi ben 258'e yaklaştırayım. Ne olur? 7 ve 6 olsun. Soldaki 2 veriyi de 251'e yaklaştırayım. 2 ve 3 olsun. Veriler birbirinden en uzak oldu arkadaşlar. Yani standart sapma verilen bilgiler ışığında en büyük oldu. O zaman ABCD'nin toplamı ne olacak? 2, 3, 6 ve 7'nin toplamı 13, 16, 18 olacaktır. Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı ve artan olan bir dizinin ilk 8 terimi verilmiş arkadaşlar. Bu sayıların aritmetik ortalaması 14'müş. Yani toplayıp 8'e bölersek ortalaması 14 oluyormuş. X çarpı yerine alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. X'i hemen en büyük alalım. Ne alalım X'i? 11 i alalım arkadaşlar. X çarpı y büyük olsun dediği için. 11 alırsak bilinen değerleri toplarsak ne olur? 70 olur. Artı y artı z bölü 8 14 olacaktır. 8 8de 14'ü çarparsak ne olur? 112 yapar. 70 artı y artı z. 70'i de karşıya atarsak y artı z ne olacaktır? 42 olacaktır. Burada z'nin y'den büyük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eşit olsalardı 21-21 olurdu. Ama z daha büyük olduğu için 20'ye 22 olacaktır. Y'nin olabileceği en büyük değer 20 olacaktır. X de 11'di arkadaşlar. Y'de 20 oldu. X çarpı y ne olacaktır o zaman? 11 çarpı 20 220 olacaktır. Evet ne demiş? Ortanca'nın tanımını vermiş arkadaşlar. Şuraya kadar onu bilgimiz dahilinde. Bir bisiklet yarışçısı yarışlara hazırlanırken antrenman yaptığı mesafeyi her gün 3 km artırıyormuş. İlk gün 14 km yol almış. ikinci gün 17, üçüncü gün 20, 23, 26 şeklinde gidiyormuş arkadaşlar. Şu birinci gün ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 6 ile yazalım. Ne olur? 29 olur. Kaç gün gitmiş bu şekilde? 11 gün gitmiş arkadaşlar. Gün gün antrenman yaptığı mesafelerin oluşturduğu sayı dizisinin medyanı kaçtır diyor. 11 verinin ortancası kaçıncısıdır? Altıncısıdır arkadaşlar. 11'in bir fazlasının yarısı. Tekse eğer bir fazlasının yarısı 6. O da neymiş arkadaşlar? 29. Tabloda MNPRS isimli futbolcuların 3 sezon boyunca kaydettiği gol sayıları verilmiş. Buna göre en istikrarlı futbolcu hangisidir diyor. Arkadaşlar veri açıklığı birbirine veri açıklığı en küçük olan yani verilerin birbirine en yakın olduğu futbolcu en istikrarlı olandır. 14 ile 24 arasında kaç veri farkı var? 10. 16 ile 21 5. 18 ile 19 1. Oo, oldukça istikrarlı bir futbolcuymuş bu. 20 ile 18, 2, 17 düzeltiyorum, 3. 18 ile 16 ile 21, kaç? 5. Dolayısıyla en istikrarlı hangisi? P futbolcusu. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.